Öncelikle merhabalar. Sizinle röportaj yaptığımız için mutluyuz. Sizi tanımayanlar için kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, Sefa Kuru, Bursa Spor Esports kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda Rockwell Teknoloji Anonim Şirketi Genel Müdürüyüm. Benim misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bursa Spor'un kurulma süreci nasıl gerçekleşti? Yıllardır aslında e-spora bir ilgimiz vardı. Yakından takip ediyorduk. Doğru zamanlamayı ve doğru altyapının oluşmasını bekliyorduk bu sektöre giriş yapmak için. Bu noktada da Bursa Spor Kulübü'nün e-spora olan pozitif ilgisi ve bizimle aynı vizyonu paylaşıyor olmaları Bursa Spor e-sporun kurulmasına vesile oldu diyebilirim. Spor yöneticilerine e-sporu anlatırken zorluk yaşadınız mı? Futbol odaklı ilerleyen bir spor kulübünde e-spora bakışlar nasıl? Aslında çok büyük bir zorluk yaşamadık. Şöyle ki Bursa Spor Kulübü zaten e-sporla ilgiliydi ve bununla alakalı bazı araştırma çalışmalar yapmıştı. Tabii ki bütün yöneticiler bundan haberdar değildi ama kulüp içerisindeki bazı arkadaşlarımız, e-spordan haberdar olan bazı arkadaşlarımız bizim bu yükü üzerimizden aldı biraz. Onlar bazı yöneticilere daha iyi aktardılar. Belki biraz zorluk yaşamış olabilirler ama biz çok büyük bir zorluk yaşamadık. Beşiktaş ve Galatasaray'da kendi isimleriyle e-spor sahnesinde yer alıyorlar. Bursa Spor bu anlamda sektöre erken giriş yapan kulüplerden biriydi. Diğer spor kulüplerinin e-spor girişimleri ve Bursa Spor arasındaki fark olarak neleri görüyorsunuz? Tabii Bursa Spor bir şehir takımı. Bursa şehrini temsil eden bir takım. Bu noktada tabii ki bir farklılık oluşuyor. Aynı zamanda biz ilk mevsimde bunu yapmamış olsak da önümüzdeki dönemde Bursa şehrinden de e-sporcular yetiştirmek adına bazı hamlelerde bulunacağız. Ve bu da bizi biraz diğer takımlardan ayrıştırıyor diyebilirim. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi yeni sezonda ortaklık sistemiyle işleyecek ve ligde 10 ekip yer alacak. Öncelikle bu 3 yıllık süreçte Bursa Spor'un ana hedefi ne olacak? Avrupa hedefi konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii kısa vadede ulusal bir başarı hedefimiz var. Fakat bunu sadece Türkiye'de bir başarı hedefiyle yola çıkmadık. Orta ve uzun vadede Avrupa ve global başarı hedeflerimiz de var. Bununla alakalı da planlarımızı uzun vadeli yapmaya çalışıyoruz. Adım adım büyüyerek neticesinde ülkemizi yurt dışında da temsil etmek niyetindeyiz. Bu yıl takım Vez önderliğinde yoluna devam ediyor. Vez'in çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii Vez e-spor taraftar kitlesinde, takipçileri arasında çok sevilen bir isim. Yetenekli ve çalışkan aynı zamanda. Vez'in kulübümüzün hem sportif başarı anlamında hem de kulüp imajı açısından bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O noktada da dişini tırnağına takarak çalışıyor. Bursa Spor bu yıl yabancı kontenjanını Viking ve Zvairu için kullandı. Başlangıçta yabancı haklarınızı hangi roller için kullanmak istiyordunuz ve transfer süreci istediğiniz gibi gitti mi? Şöyle tabii birçok ihtimali değerlendirdik. Yani Türkiye'deki oyuncular, yurt dışındaki potansiyel oyuncular hepsini değerlendirerek orta koridor ve ormancı pozisyonunda yabancı kontenjanımızı kullanmaya karar verdik. Transfer süreci tabii ki bütün takımların yaşadığı zorlukları biz de yaşadık. Ama yine de ligin en azimli ve en istekli kadrosunu kurduğumuza inanıyorum. Akademi Ligi Bursa Spor için ne ifade ediyor? Bu yıl akademi tarafıyla Şampiyonluk Ligi kadronuz arasında geçişler görecek miyiz? Şöyle, Bursa Spor Kulübü altyapıya çok önem veren bir kulüp ve Türkiye'ye birçok profesyonel sporcu kazandırmış bir kulüp. Bu hem futbolda hem diğer branşlarda da böyle. Biz de e-spor tarafında benzer bir yaklaşım ve bir misyonla hareket etmeye çalışıyoruz. Akademi takımı bizim için çok kıymetli. Sadece akademi değil, aynı zamanda altyapı takımları da kurmayı düşünüyoruz. Ve burada biz Bursa'daki gençlere şans tanımak, onların önünü açmak gayreti içerisindeyiz. Çünkü çok yetenekli oyuncular var. Yetişen çok yetenekli oyuncular var. Bursa e-spor tarafında gerçekten çok ciddi bir potansiyele de sahip. Ancak bunların birçoğu kendilerine imkan ve fırsat bulamayabiliyorlar. Kendilerini gösterme imkanı bulamıyorlar. Biz de bununla alakalı bir çalışma içerisindeyiz ve
Özellikle akademi takımımız ve altyapı takımımız Bursa'daki gençlerden oluşacak takımlar olacak. Ve biz Bursa'da yeni yıldızlar yetiştirme hedefiyle yapılanmamızı yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem Şampiyonluk Ligi'ndeki ilk yılınızdı. İlk yılın ardından kazandığınız tecrübelerle ikinci yılda neleri farklı yapmayı planladınız? Bursa Spor'un geçen dönemi ve bu yılı arasında nasıl bir fark izleyeceğiz? Geçen yılda tabii biz sezon ortasında girdik lige. Ve bu yüzden hani belki kadro yapılanması tarafında çok büyük imkanlarımız ya da seçeneklerimiz yoktu. Biz de burada biraz risk de aldık ve genç oyunculara, amatör oyunculara ya da daha doğrusu lig seviyesinde oynamamış olan oyunculara fırsat tanımayı denedik. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bize çok şans verilmese de çeyrek final oynamış durumdayız ve bu sezon tabii ki lig yapısının da değişmesiyle biraz daha esnek hareket etme şansımız var. Daha uzun vadeli planlar yapma şansımız var. Ve biz de kadromuzu oluştururken buna çok dikkat ettik. Daha azimli, daha istekli oyuncular, daha uyum sağlayabilecek oyunculardan kurulu bir takım ortaya çıkarmaya çalıştık ve bunu yaptığımıza da inanıyorum. Türkiye E-Spor Federasyonu ile birlikte Türkiye'deki e-spor ortamı da devler kontrolü altına girdi. Federasyonun size etkileri nasıl oldu? Tabii E-Spor Federasyonu'nun kurulması çok kıymetli. E-spor ekosistemine çok büyük katkılar sağlayabilir. Bu ekosistemdeki tüm aktörlere yani oyuncular, takım sahipleri, oyun firmaları bazı faydalı regülasyonlar getirebileceğini düşünüyorum. Sistemin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına muhakkak katkıları olacaktır. Aynı zamanda tabii ki E-Spor Federasyonu'ndan da beklentimiz şu anda ekosistemin daha fazla büyümesine katkı sağlayacak. Belki gelir kanallarının güçlenmesine bir yardımcı olabilir. Bu noktada tabii ki beklentilerimiz var. Umuyorum ki onlar da zaten gerekli çalışmaları yapıyorlardır. Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Bursa Spor taraftarlarına ve Player Bros takipçilerine neler söylemek istersiniz? Bugün Player Bros ofisinde güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Biz de çok heyecanlıyız. Bu vesileyle Player Bros ailesine de YouTube kanallarının 100 bin abonesini kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.